Mucizevi canlar, herkese Mucizevi alandan dikilden Sat Mahal Gülistan'dan aşağıda linkini bırakıyorum. Selamlar, mucizeler aksın. Bu güzel alanda ne yapmalı şimdi? Bence muhteşem bir şükür meditasyonu yapabiliriz. Bu güzel alanda böyle doğanın içinde hem de güzel güzel enerjilerin içerisinde ne yapalım beraber kutsamalar yapalım. Kutsama ne? Teşekkür, şükür. Hep diyoruz ki sloganımız şu, şu anın şüküründe ve teşekküründe miyiz ki bundan sonra yaşamıza girecek olanların şüküründe ve teşekküründe olabilelim. Bence çok önemli bir kavram. Çünkü hepimizin bir şekilde yaşamında niyetleri var, istekleri var, hayalleri var. E, tamam, okey ama şu an bizim elimizde olan bir sürü şey var. Peki biz bunların şüküründe ve teşekküründe miyiz ki bu niyetlerimiz ve hayallerimiz gerçekleştiğinde onların şüküründe ve teşekküründe olabilirim. O zaman ne olacak? Bu her zaman böyle süre gelen arka arkaya arka arkaya bir koşturmacaya dönecek. Hadi onu gerçekleştirdim şimdi yeni hedef. Hadi bunu gerçekleştirdim yeni hedef. Okey yaşamımızda bizden dile gelen, bizden akan istekler olabilir. Arzular olabilir tamam bunlar okey ama biz e, şu an elimizdekilerin şüküründe ve teşekküründe değilsek onların zaten değerini bilemeyeceğiz ve bilincimiz kabımızda onları taşıyamayacak. Hatta bir süre sonra onlar bizi rahatsız edecek. Yani ben şu an sağlığımın değerini biliyor muyum? Şüküründe ve teşekküründe miyim? Ben şu an bedenimin değerini bilebiliyor muyum? Şüküründe ve teşekküründe miyim? Soluduğum havanın, aldığım nefesin, görebilmemin, duyabilmemin, ayağımın altındaki toprağın ciğerlerindeki havanın ki bundan sonra yaşamıma girecek olanların değerini bilebilelim. Belki birbirimizi hatırlatmaya ihtiyacımız olabiliyor. Belki kendimizi hatırlatmaya ihtiyacımız olabiliyor. Ee, yoğunluğun içerisine girerek çok fazla zihine girebiliyoruz. Yoğun beyin dalgalarına girebiliyoruz. Belki biraz beyin dalgalarını yavaşlatıp daha çok bağlantıya geçmemiz gerekebiliyor. İşte bu videolarda bunun için var zaten. Normal zihin dalgası yani yoğunlukla da bizim günlük hayatta kullandığımız beta beyin dalgasıdır. Yani siz geçmişteyken, gelecekteyken veya odaklanma, konsantrasyon, sorun çözme, iş güç yapma gibi diyelim genel haliyle. Bunları yaptığınızda beta beyin dalgasındasınızdır. Ve beta yüksek zihin dalgasıdır. Yani çok fazla biz orada yaradanın sesini duyamayız. Beta'nın bir altı alfadır. Alfanın da bir altı teta'dır. Teta'yı genel anlamda birçok çalışmanın yapıldığı bilinçaltı, sübliminal çalışmaların, spiritüel çalışmaların ve yaradanın enerjisiyle bağlantıya geçtiğimiz, doğanın enerjisiyle bağlantıya geçtiğimiz Beyin dalgası gibi düşünebilirsiniz. Ve TT'ye geçmenin sonsuz yolu vardır. Ee, biz uykuya dalıyorken ilk anda TT'ye geçeriz. Uykudan ilk uyandığımız anda tetadayızdır Dilinizi üst damağa değdirip 30 saniye durduğunuzda TT'dasınız. Kur'an okurken TT'dasınız, Alnınızı secdeye koyduğunuzda TT'dasınız. Bir sürü yöntem vardır. Biz bunlardan birini yapacağız şimdi sizinle. Ee, önce bir ritüelle... Teta beyin dalgasına geçeceğiz. Beyin dalgalarımızı yavaşlatacağız. Bunu yaptığımızda e, çok fazla esneme gelebilir, gözyaşı gelebilir. Beyin dalgaları yavaşladığı için ve dönüşüm olduğu için, dönüşüm ve çözülüm olduğu için, bedeninizde bu dönüşüm ve çözülüme uyumlanmaya çalıştığı için bunu yaşayabilirsiniz. Ondan sonra da beraber şöyle bu alanın güzel, şifalı, muhteşem, mucizevi enerjisiyle neler akarsa bakalım hepimiz adına bizden dile gelsin şöyle. Hadi bakalım, gözlerimizi kapattık. İki kaşınızın ortasından, üçüncü gözünüzden girin. Daha doğrusu yaradan enerjisi girsin, evrensel enerji girsin. Kafanızın tepe ortasından girin. Kesişiminde pineal bez var. Orada bir ışık yandı, orası aktif oldu. Oradan yaradan enerji aşağı iniyor. Timüs bezimiz aktif oldu. Timüs bezimiz aynı zamanda bizim psişik algı merkezlerimizden biridir. Sadece üçüncü göz değildir. Oradan ilahi attığımız, tanrısal attığımız boyunca, yani omurgamızın ön tarafı boyunca enerji aşağı doğru iniyor. Ayaklarınızın altından yeryüzünün derinliklerine kadar insin. İndirin, 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 indirin. Oradan şimdi topraklanıyoruz, kökleniyoruz, yeryüzünün enerjisini çekelim. Ayaklarımızın altından girdi. Tüm bedenimizde kundalini enerjimizi de aktif ederek, çakralarımızı da aktif ederek tanrısal attığımız boyunca yükseldi. Timüsümüz aktif oldu. Pineal aktif oldu ve taç çakramızdan enerji gökyüzüne yükseldi. Şu an beyin dalgalarımız yavaşladı ve teta beyin dalgasına geçtik. Teta beyin dalgasında yaptığımız çalışmaların sonuçları yaşamımıza çok çabuk açığa çıkar. Çünkü bilinçaltımız açıldı ve burada yaptığımız kodlamalar ve yüklemeler yaşamımıza çok çabuk tezahür eder. Hadi bakalım. Oh. Yaradanım, Ayağımızın altındaki toprak için teşekkür ederiz. Ciğerlerimizdeki hava için şükürler olsun. Görebildiğimiz için teşekkür ederiz. Duyabildiğimiz için şükürler olsun. Bedenimiz için şükürler olsun. Şükürler olsun ki mucize bir bedenim var. Bütün iç organlarımıza teşekkür ederiz. Bütün hücrelerimize teşekkür ederiz. Şükürler olsun. Bedenimize bizi desteklediği için Teşekkür ederiz. Bedenimize bize katkı olduğu için teşekkür ederiz. Bedenimize biz ondan hangi istekleri istersek isteyelim yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Şükürler olsun ki bolluk bereket içindeyim. Şükürler olsun ki yaradanın biriciyim. Şükürler olsun ki yaradanın mucizesiyim. Mucize kelimesinin kökeni hiç duymuş muydunuz? Acziyetten gelir. ACZ'den, aczdan gelir. Kendi acziyetiniz de kendi aziziyetinizi gördüğünüzde aslında fark ettiğinizde sadece yaradan kalır. İşte o da mucizedir. Ya şükürler olsun ki yaradanın mucizesiyiz. Şükürler olsun ki nefes alabiliyoruz. Şükürler olsun ki çok sağlıklıyız. Şükürler olsun ki şükredebiliyoruz. Şükürler olsun ki yaşamdan çok keyif alıyoruz. Hadi bizim mantramızı söyleyelim. Neydi mantramız? Şükürler olsun ki yaşam bana keyif, eğlence, bolluk bereket, sevgi, şükran, mutluluk, bilinç, sağlık ve mucizelerle akar. Hadi bir daha. Şükürler olsun ki yaşam bana keyif, eğlence, bolluk bereket, sevgi, şükran, mutluluk, bilinç, sağlık ve mucizelerle akar. Hadi bir daha. Bunu yaptıkça enerjimiz genişliyor. Lütfen hep fark edin. Şükürler olsun ki yaşam bana keyif, eğlence bolluk, bereket, sevgi, şükran, mutluluk, bilinç, sağlık ve mucizelerle akar. Ve öz değerlerimiz. Çok 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 önemli öz değerlerimizle ilgili şimdi şükürler yapacağız. Çünkü biz çocukluğumuzda hissettiğimiz yoksunlukları kapatabilmek için takdir görmeyi, onaylanmayı, sevilme isteğini, görülme isteğini, ilgilenme isteğini, anne babamız tarafından görülmemiş, ilgilenmemiş, reddedilmiş olabiliyoruz. Bir ömür boyu bunları kapatabilmek için hiç farkında olmadan dışsal şeylerle doldurmaya çalışabiliyoruz. Bu da nedir? Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmaktır. Çok 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 yorucu bir şeydir. Onun yerine deriz ki her zaman için yumurta dışarıdan kırıldığında Ölüm içeriden kırıldığında doğum olur. Biz içeriği dolduralım. Yani biz dışsal şeyler olmadan zaten değerliyiz. Biz dışsal şeyler gerçekleşmeden de zaten şu anki halimizle Yaradan'ın biriciyiz. Hadi bakalım. Şükürler olsun ki ben değerliyim. Şükürler olsun ki ben yeterliyim. Şükürler olsun ki takdir görüyorum. Şükürler olsun ki kendimi takdir ediyorum. Şükürler olsun ki onaylanıyorum. Şükürler olsun ki kendimi onaylıyorum. Şükürler olsun ki yaradan tarafından her zaman destekleniyorum. Şükürler olsun ki yaradan tarafından her zaman korunuyorum. Şükürler olsun ki ben yaradanın mucizesiyim. Şükürler olsun ki her halimle tamım. Şükürler olsun ki her halimle yeterliyim. Şükürler olsun ki sevmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Şükürler olsun ki şefkat içindeyim. Şükürler olsun ki şefkat görüyorum. Şükürler olsun ki şefkat göstermenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Şükürler olsun ki ben paylaşımcıyım. Şükürler olsun ki ben güçlüyüm. Şükürler olsun ki ben yaradanın biriciyim. Şükürler olsun ki ben bir mucizeyim. Hadi hep beraber ben bir mucizeyim, ben bir mucizeyim, ben bir mucizeyim, ben bir mucizeyim. İlk başta bundan 4 sene önce öğretmenler odasına girip ben mucizeyim dediğimde öğretmen arkadaşlarım bana gülmüştü. <laughs> Şimdi de mucizeyi çıkardı başımıza diye. Ama ondan birkaç gün sonra öğretmenler odasında nasılsınız dediğimde herkes mucize izlemeye başlamıştı. Çünkü üst frekansı alt frekansı kuşatır. Mucizeyim diyen birinin yanında idare eder diyen biri bulunamaz. Yani ne demek şu anlamda bulunamaz? Frekans olarak üstteki alttakine tesir eder. Siz, siz, yüksek bir frekanstan yayın yaparsanız o frekans hem sizden dalga dalga yayılır. Etrafınız da bunları alıp kabul eder ve onların da frekansları dönüşür. Alıp kabul edemeyecek olanlar da zaten etrafınızda olmaz. İngilizce dersimizde, İngilizce'den özel ders alıyorum. Amerikalı hocam var. Nasılsın dedim. Not bad dedi. <laughs> olmaz kötü var. O cümlende kötü var. O kötü var. Hayır. Nasılız? Miraculous. Ve bizler Yaradan'ın mucizesiyiz. Bunu hatırlamamız için neler mümkün ve bunun için de Birbirimize böyle hatırlatmalar yapmamız lazım, günlük böyle hatırlatmalar yapmamız lazım. En azından yoğunluğun içerisine girdiğinizde veya günlük rutinlerinizi alın. Benim günlük rutinlerimde bu mutlaka vardır. Sabahları yaptığım çalışmalardan biridir. Hatırlayalım hücrelerimize tekrar hatırlatalım, enerjimizi frekansımızı değiştirelim. Yokluk bilincinden varlık bilincine geçtiğimizde şükür ve teşekküre geçtiğimizde çekimlerimiz de ona göre olur. Ama bunu da bir şey çekelim diye yapmayalım. Bunu doğal oluşumuz olarak yapalım. Bunun için de neler mümkün. Herkese bu mucizevi alandan, bu şifalı alandan katkı olsun, mucizeler aksın. Görüşmek üzere. Bay bay.